Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de sizlere Adıyaman Gölbaşı içerisinden anlatımlarda bulunacağım. Burası Gölbaşı tren istasyonu. Tren istasyonunun duvarlarında da hasarlar vardı. Şimdi tren istasyonundan başlayacağım. Asfalta, ana çarşıya kadar Gölbaşı'nda olan biten son durumu size hem göstermeye hem de anlatmaya çalışacağım. Burası tren istasyonu binası. Trenler Malatya istikametine doğru gidemiyor maalesef. Çünkü tren raylarında ciddi hasarlar var. Bugün 9 Mart Perşembe günü Gölbaşı'ndaki genel durumu size özetleyecek olursam, şu an Gölbaşı içerisinde bir taraftan yıkım faaliyetleri gerçekleşiyor. Depremde ağır hasar almış veyahut yan yatmış gibi ciddi hasarlı binalar bir taraftan yıkılıyor. Diğer taraftan da binalardan, hasarlı hasarsız binalardan veyahut orta hasarlı veya az hasarlı binalardan insanlar eşyalarını başka bir yere taşımaya çalışıyor. Buradaki bina da ciddi hasar alan binalardandı. Yanılmıyorsam 2 gün önce burayı yıkıyorlardı. Evet, bu sokağa giden yol tamamen kapanmış durumda. Burada da yanılmıyorsam bir bakkal vardı. Bu da tamamen yıkılmış durumda. Bu köşede berberle sigortacı vardı. Burası tamamen yıkılmış durumda. Burada iş yerleri ciddi hasar görmüş durumda. Bu sol tarafta Halis Ekmek Fabrikası vardı. Geçmiş olsun abi. Selam, teşekkür ederim. Sağ ol. Yaz. Oraya da yaz. Halimiz perişan. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi özellikle asfaltın alt tarafı arkadaşlar, ciddi manada binalarda ağır hasar var. Ağır hasar olmayan binalarda da ciddi zararlar var. Veyahut binalarda hiçbir şey yoksa da böyle gördüğünüz gibi zemin yaklaşık bazı yerlerde yarım metre, bazı yerlerde bir metre, bazı yerlerde de bir kat kadar böyle alta çökmüş durumda. Dolayısıyla benim gözlemim, benim izlenimime göre arkadaşlar, asfaltın alt tarafı, özellikle Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi kısmı, yani büyük bir oranda yıkılacak gibime geliyor. Çünkü dediğim gibi büyük bir kısmı, asfaltın büyük bir kısmında zemin sıvılaşması var. Dolayısıyla zeminde yer yer 1 metre, 2 metreye varan çukurluklar oluşmuş durumda. Burası Günaydın Camii. Günaydın Camisi'nin minaresi yıkılmış. Şu karşıdaki evin tepesine düşmüştü. Bu minareyi buradan kaldırmışlar. Burada dik bir şekilde duruyordu. Buradan da çekimler yapmıştık. Kanaldaki videolarda var. Günaydın Camii'nin minaresi vesaire diye. Evet, minare buraya düşmüştü. İş yerleri ciddi hasar görmüş durumda. Binalar ciddi hasar görmüş durumda. Bakın burada da böyle bir çöküntü oluşmuş.
Şöyle Gazi İlkokulu'na bakalım. Bina yerinde duruyor. Bir sıkıntı yok ama tabi zemininde çatlaklıklar olabilir. Veyahut zeminde kaymalar olabilir. Burası Kandırmaz Market'in önü. Gördüğünüz gibi buralarda da çöküntüler var. Sol tarafta bu Özdemir Pastanesi'nin olduğu ve o sol taraftaki caddeye doğru giden yolda ciddi yıkımlar var. Evler yıkılmış durumda. Bir tane çamaşır makinesi şöyle görünüyor. Evet, araç enkazın altında kalmış. Tanınmayacak halde. Ne tür bir araç olduğu bile belli değil. Tabii insanlar çadırlarda kalmaya devam ediyor. Evet, burada Özdemir Pastanesi vardı. Bu cadde boyunca ciddi bir yıkım var. Buradaki yanılmıyorsam sıralı 3 veyahut 4 bina yıkılmış vaziyette. İstasyondan başladık. Gölbaşı meydana doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sağ tarafta köşede kırtasiye vardı. Yine bu sağ tarafa giden yolda tamamen enkazlardan dolayı kapanmış durumda. Burada çay ocağı vardı. Meşhur çınar altı. Yani şu bina da yeni yapılmıştı. Gördüğünüz gibi buranın zemininde de çöküntüler oluşmuş. Buradaki iş yerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hem ciddi hasar almış hem de zeminde böyle çöküntüler meydana gelmiş. Yani yaklaşık yarım metre ile bir metre arasında çöküntüler var. Evet. Yüksekliği görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde karşıdaki binalarda da yine çöküntüler var. Köşede iki bina da yıkılmış vaziyette. Yanılmıyorsam ilk depremde yıkıldı burası. İlk olmasa da ikinci olabilir. Buradaki iş yerlerini de görüyorsunuz. Sol tarafta. Burada da yine zeminde çökmeler oluşmuş. Evet, maalesef buradaki esnaf elinde kalan son ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Sağlıcakla. Gördüğünüz gibi cadde boyunca iş yerleri ciddi hasar almış. İş yerlerinin zeminde çökme oluşmuş. Evet, meydan çok kötü. Meydanda şu an ciddi manada hem yıkımlar var hem de altyapı çalışmaları da devam ediyor. Thank you.
Boruları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu araba. Tamam. Hocam geçmiş olsun. Bunlar su borusu mu, doğalgaz mı, ne bunlar? Su borusu. Su, yağmur suyu, doğalgaz hepsi var. Ya bak burada kırıklar ha, buradan çıkıyor. Bana suyunu koparıklar. Buradan dökün. Aa, 400'ü patik koparıklar. Buradan nereye gidiyor? Buraya geçiyor. Evet. Meydanda son durum bu şekilde. Borular ciddi hasar görmüş durumda. Yukarıya doğru, burası meydanın sol tarafı arkadaşlar. Buradaki köşedeki binalar da yıkıldı. Evet, meydandan belediye istikametine doğru da iş yerlerinde ciddi hasarlar mevcut. Bir taraftan da yıkım çalışmaları devam ediyor. Burada Rüyam Kafe, Rüyam Organizasyon vardı. O da maalesef yıkılan binalar arasında. Burası belediye istikametine giden cadde. Bu köşedeki binalar da yıkıldı. Meydana şöyle bir genel bakış yapalım. Meydanın bu kısmında yol ikiye ayrılıyordu. Bir tanesi sağ taraftan Mühimmet Ekmek Fabrikası'na doğru giden yol. Diğeri de sol taraftan ana caddeye, AKM'nin olduğu yere doğru giden yol. Bu ortadaki binalar tamamen yıkılmış durumda. Depremde yıkılmış da bu binalar. Sağlı sollu binalarda da ciddi hasarlar mevcut. Bir taraftan da esnaf kurtarabildiği mallarını böyle kurtarmaya çalışıyor.
öyle karşıda bulunan Türksel bayi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Uyarların iş merkezi vardı. Daha sonra Yarımaylar, daha sonra Emmi Tantuni diye böyle aşağıya gidiyordu. Bu sokakta da maalesef ciddi manada yıkımlar meydana geldi. Yani tekrar ediyorum, özellikle asfaltın bu alt tarafında Yeni Mahalle ve Yavuz Selim Mahallesi'ndeki binalarda hem ciddi hasarlar var, yıkımlar var. Hasar olmayan yerlerde de zemin kayması var. Zemin sıvılaşmasından dolayı binalarda yer yer bazı yerlerde 1 metre, 1,5 metre, 2 metreye kadar çöküntüler mevcut. O yüzden benim tahminim o binaların çoğu yıkılacak gibi. Yani asfaltın alt tarafında Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi kısmında ne kadar bina ayakta kalır tahmin etmek zor. Şimdi o çöküntülerden şöyle bir tanesini şurada size göstereyim. Bakın buradaki ağaç, daha önceki yayınlarımda da göstermiştim. Yaklaşık 2 metre çökmüş durumda. Karşıdaki köşedeki bina ikinci depremde, 6 Şubat'ta öğlen meydana gelen ikinci depremde yıkılmıştı. Bir taraftan karşıda bulunan esnaflar da yavaş yavaş açabilenler dükkanlarını açmaya başladılar. Evet, burada bir kantinci var. Hırdavatçı Mustafa dükkanı açmış durumda. Hastane ciddi zarar görmüş durumda. Ziraat Bankası burada artık faaliyet göstermeyecek. Jandarmanın yan tarafına konteyner banka kuruldu. Büyük bir konteyner. Ziraat Bankası o konteynerde bundan sonra faaliyet gösterecek. Yine asfaltın bu kısmında da su borularının tamiratı devam ediyor. Şöyle göstereyim size. İş Bankası şu karşıda gördüğünüz konteynerde faaliyet gösteriyor. Buradaki dükkanlar da maalesef yıkıldı. Gördüğünüz gibi su borularının tamiratı yapılmaya çalışılıyor. Burada Fatih Çerez vardı, Kerem Ticaret vardı. Yanılmıyorsam Can Kasabı vardı. Sonra köşede bir Türkçen bayi vardı. Bu arkada tabi dükkanlar vesaire vardı. Bunların hepsi maalesef yıkılmış durumda. Buradaki dükkanların çoğu da yıkılmış durumda. Thank you.
Evet, tekrardan meydana doğru geldik. Burada kafe vardı. Derenin üst tarafında o kafede oturmuş durumda. Hafta içi günlerden Perşembe günü, normalde hafta içi bu cadde çok canlı olurdu, ciddi insan kalabalığı olurdu. Şimdi artık onun yerine enkazlar var, moloz yığınları var, iş makineleri var ve yıkım gürültüleri var. Onun harici maalesef cadde eski canlılığını, eski şatafatını kaybetmiş durumda. Şu an yolbaşının birçok noktası böyle maalesef. Umarız en kısa zamanda eski günlere, o kıymetini bilmediğimiz günlere geri döneriz.